Arkadaşlar merhaba, Muhabbet Kuşlarım kanalına hoş geldiniz. Muhabbet kuşu neden çok uyur? Muhabbet kuşlarında sürekli uyuma sorunuyla karşılaşıyorsanız muhtemelen bir hastalığa yakalanmış demektir. Normal şartlarda gün içinde sürekli hareketli olan muhabbet kuşlarının günde 12-15 saat uyuduğu unutulmamalıdır. Ancak sevimli dostlarımız genelde karanlık ortamda uyumayı sevdiği için normal olarak uykuyu gece saatlerinde dalacaktır. Eğer muhabbet kuşunda uyku sorunu ile beraber ishal varsa enfeksiyon kapmış olabilir. Kısa sürede veterinere götürmeniz gereken muhabbet kuşuna ilk müdahale yine hekim tarafından yapılacaktır. İshal sorununa karşı veteriner hekimin özel ilaçları bulunuyor. Bu ilaçlar doğrudan suya karıştırılarak muhabbet kuşuna veriliyor. İshal problemi geçtikten sonra yeniden uyku problemi yaşanıyorsa bu kez enfeksiyonun tüm vücuda kaplamaya başladığından şüphelenebilirsiniz. Muhabbet kuşları en hassas canlılar arasındadır. İlk teşhis ve tedavi yapılmadığı zaman kısa sürede hayatını kaybedebilecek olan bu mükemmel canlıların kafes, suluk ve mama kabının hijyenine her zaman önem göstermelisiniz. Ayrıca dışkı bıraktığı alanı da günlük temizlemeniz çok önemlidir. Muhabbet kuşları genelde dışkısıyla temas ettiği zaman enfeksiyon kapabilir. İlaç takviyesiyle müdahale edilmeyen enfeksiyonlar ne yazık ki kötü sonuçlar beraberinde getirmektedir. Muhabbet kuşlarında tüy kabarma sorunu. Muhabbet kuşları genelde üşüdüğü zaman sıcak hava ihtiyacını karşılamak için tüylerini kabartmaktadır. Ancak bazı kuşlarda bu hareket sürekli hale gelebilir. Yine bir enfeksiyon şüphesini akla getiren tüy kabarma sorununda da vakit kaybetmeden veterinere başvurmanız gerektiğini unutmayın. Zaten son derece hassas canlılar olan bu kuşların günlük bakım, yem ve su ihtiyaçlarını karşılarken hekim önerilerine göre vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Aksi durumda bazı kuş türleri birkaç hafta, bazıları da birkaç gün enfeksiyona direnebilir ve hayati tehlikeleri devam ettiğinde aramızdan ayrılabilirler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.